Böyle bir videoyu çekmek istemezdim. Böyle bir olayı da yaşamak istemezdim ama talihsiz bir olay yaşadık. Bir kaza yaşadık. Yaklaşık bir 2 saat önce şeyle yani Tarık'ın arabasıyla Kuşadası'na Eskişehir'e giderken şöyle bir yerden uçtuk yani şöyle. Böyle arabanın halini göstereyim size. Araba bayağı paramparça. Biz de şok geçirdik yani. Airbag'ler falan patladı. Değişik bir olay. Tarık arkada yatıyordu. Hani biz canımızı kurtardığımıza şükür ediyoruz. Aynen. Hani arabayı daha size tanıtamadan araba gazi oldu. Ama yapacak bir şey yok. Canımıza bir şey gelmesin diyoruz. Biz arabadan sağ salim çıktık. Hani böyle video da çekmek istemiyordum ama hani kendimize geldik dedim. En azından böyle bir olayı anlatayım size. Böyle arabayı alttan vurduk. Şurada böyle bir viraj tarzı bir şey varmış. Yollar kaygandı. Benim de dalgınlığıma geldi herhalde. Tam anlamadım ben de olayı. Saat kaç civarlarında oldu? 6.30. 6.30 civarı. Yol bayağı sisliydi. Hava böyle aydınlık değil Hava ya. aydınlık değildi. Biz kaza yaptığımızda karanlıktı. Arabanın şu üstünden çıkmaya başardık. Yolda abiler sağ olsun bize yardım falan etti. Şimdi arabanın içini göstereyim size. Bakın daha ses sistemi yapmıştık. Onun bile videosunu atamamıştım. Şöyle arabanın airbagleri falan patladı. Yani emniyet kemerlerimiz takılıydı. Tarık da yorgana sarılıydı zaten. Onun için. Ben uyandığımda. Aynen uyandı. Hani dediğim gibi böyle bir olay yaşamak istemezdik. Biz buradan Eskişehir'e gitmeyi hesap ediyorduk. Orada ne bileyim işte gezecektik, tozacaktık, bir şeyler yapacaktık. Evet Ama arkadaşlar, bir televizyon taşımacılığımız da vardı. aynen, bir de Allah'tan televizyon televizyona bir götürüyorduk. şey olmadı. Şimdi yoldan geçen ambulans, yoldan şansımız ambulans geçiyormuş. O ambulans durdu, bize yardım etti. Jandarmaya falan aradık. Bu arada kazanın üstünden bir saat, 1,5, 2 saat geçti. Hani su gibi geçti, ben de anlamadım. İşte jandarma abiler sağ olsun, polis abiler sağ olsun bizi aldılar, arabaya bindirdiler. Sıcak şu an araba, hava -2 derece falan. Şimdi kasko verdik, arabanın kaskosu olduğu için kasko karşılayacak arabayı büyük ihtimal. Buradan servise çekeceğiz. Gel kayaları da çek. Aynen, şu arabayı vurduğumuz yere çekelim. Yani arabayı şuradan zıpladık herhalde buraya doğru. Arabanın parçaları falan burada zaten. Davlumbaz, motor koruması. Yerler kaygan, havayı görüyorsunuz zaten. Ya kar gibi bir şey yağıyor. Şuradan taşlara maçlara girdik. He? Değil mi? Girdik, altını vurdu direkt. Yani araç bu şekilde. Tavan gitti. Ön cam bay bay. Airbagler gitti. Far burada. Motora gelecek olursak, motoru bayağı patates. Bu şekilde. Bakalım şimdi arabanın kaskosu olduğu için kaskodan bir çekici tam şey yaptık buraya. İstedik. Kasko bize bir çekici sağlayacakmış ve buradan istediğimiz yere de otobüs bileti karşılayacakmış. Bakalım bundan sonra bir nasıl süreç ilerlememiz gerekiyor biz de bilmiyoruz. Göreceğiz. Yani Bilal anlatalım yani olayı yani. Şöyle arabanın tamponu burada. Plakası burada. Böyle. Lastikler böyle arkadaşlar. Jantlar kırıldı. Aksiler koptu şöyle. Böyle yeşil bir sıvılar akmış arabadan. Niye? Ondan sonra egzoz kopmuş mu? Kopmamış. Sağ olun, teşekkürler. Ben arabayı kullanıyordum. Ruhsat sahibi bir arkadaşa vereyim, ben mi konuşayım sizle? Tamamdır. Atakan Kara benim adım. Evet, doğrudur. Araba 2014 model Ford Courier. Araç şu an sola yatık. Evet. Bizde bir sıkıntı yok. Emniyet kemerlerimiz takılıydı. Airbagler patladı. Bizde herhangi bir sıkıntı yok. Teşekkürler. Benim ikametim Aydın Kuşadası. Ha evet, biz şu an ya biz şu an Kütahya il sınırlarına içindeyiz galiba. Kütahya'dan biz Eskişehir'e gitmek istiyorduk. 3 Eskişehir'deki
Evet, arabayı oradaki kaskonun anlaşmalı olduğu servise bırakmak istiyoruz. Bir dakika. Tamam, mesaj gelmedi şu an henüz. Yani SMS'ten mi gelecek? Evet, normal mesaj akışı. Tamam. Bakıyorum. Şu an bir mesaj gelmemiş, bekliyorum. Bizi buradan otobüs bileti karşılıyor musunuz acaba? Öyle bir şey söylemişti arkadaşım ama. Evet, yardımcı olunuyor. Tamamdır. Şimdi Aslanapa Karadeniz yol ayrımı olarak. Evet. Doğru. Evet, doğrudur. Zaten burada jandarma ekipleri yolu zaten bizim için şey yaptılar. Hani çok görünür bir yerdeyiz. Tam böyle bir yol ayrımındayız kenarda. Tamamdır. Evet, 3 kişilik arabaydı. Teşekkürler. Tamamdır, teşekkürler. Gördüğünüz gibi sigorta şirketi aradı. Bize otobüs bileti verecekmiş. Nereden nereye gitmek istiyorsanız dedi. O arabayı Eskişehir'e gönderebiliyorlarmış. Aynen. Eskişehir'de olacak araba. Görürler zaten. Araba Eskişehir'deki kaskonun anlaşmalı olduğu şeye götüreceğiz. Araba bu şekilde. Bakalım biz bundan sonra ne yapacağız? Paylaşırım sizlerle. Kütahya'dan Eskişehir'e geldik arkadaşlar şöyle. Ford bayisindeyiz. Şimdi arabanın durumuna bakacağız. Gerekli belgeleri ve jandarmanın tuttuğu tutanakları falan verdik. Şimdi arabadan almamız gereken eşyalar var. Onları alacağız. Bir de arabanın bir son durumuna bir bakalım. Hazır mısın? Haydi, hep sürpriz yiyoruz ya. Baksana arabada. Geliyor bunu. Ben de geliyorum. Haydi. Kanserli. Araba orada arkadaşlar, şimdi size göstereceğim. Bütün lastikler patlak, jantlar kırık. Ben sol tarafını çok merak ediyorum, benim olduğum tarafını. Çok merak ediyorum, şimdi size arabayı gösteriyorum. Ayna yok. Ayna olsa ne olacak? Abo. Oğlum biz bu arabadan iyi sağ çıkmışız ha. Bak kamber şimdi bazık. Arkadaşlar bak, arabanın nasıl vurduysam birader nasıl girmiş ama göçmüş. Airbagler, cam, tavan, far. Onu bak oraya atıvermişler. Diğer far? Diğer fara belki arabanın içine attılar. Bu çamurluk. Arabanın hali baya kötü arkadaşlar. Of, o daha kötü. Bu Ford'da çalışan yetkili abi bize dedi ki büyük ihtimal arabanız pert olur dedi. Yani değerindeki bir fiyatı büyük ihtimal alınacak. Bakalım şimdi biz eşyalar falan alalım. Tarık açık mı araba? Haydi. Aga be. Neler olmuş be. Airbagler. Şimdi birazdan bir eve gidelim, kendimize gelelim. Olayın detayları da anlatırız zaten. Kapı açılmıyor ki ama. Aha bu çalışıyor. Haydi, değişensiz kapı mısın peki? Boyaya bak. Boyanın kaliteliğine bir bakalım. Kardeşim orijinal boya olduğu için hemen ölçüsüne baktık. Bak araba... Hah far burada. Far burada. Başka? He? Aga be. Vedalar zamansız olur ha. Şöyle bir poz mu istiyorsun? Aynen, SS alırız. He? Kaç Mert, kaç oradan kaç. Aga be. Vedalar zamansız olur. Hasta kambere peki ne diyorsunuz arkadaşlar? Kısa travers, MT coil. Buradan direkt. Biz şimdi ya şu... Şunlardan birinden şey yap isteyelim ya, tornavida. He? He. Amfiyi sökeceğiz ya. Bakalım belki takım şansı vardır arabanın içinde Tarık. Bakarız ona. Biz şimdi kaldıysa şu eşyaları sökelim. Ondan sonra eşyaları tekrardan sökelim, görüşürüz. Ondan sonra... Bir gün sonradan merhaba arkadaşlar. Kazayı dün sabah yapmıştık. Dün işte bu sigorta işlerini falan hallettik. Kasko işlerini hallettik. Ford bayisine bıraktık aracı. Şimdi eve geldik işte, dinlendik. Kahvaltımızı falan yaptık.
Şimdi o olayın nasıl olduğunu merak edecek olan arkadaşlar var. Bir saat 6.30 gibi işte Uşak'tan sola dönüp oradan Eskişehir'e çıkan bir yoldan Eskişehir'e doğru gidiyordu. Kütahya'ya 20-25 kilometre kala bu kaza yaptık. Yolda çok sis vardı. Zaten sis olduğu için dörtler yakmıştık. Böyle 40-50 ile falan gidiyorduk. Bir de yerde galiba gizli buzlanma varmış. Çünkü kaza yaptıktan sonra yere baktığımızda yer bayağı kaygandı. Böyle bir kavşak vardı. Kavşağın etrafından böyle tatlı yol, böyle hafif bir viraj vardı. O virajda ben herhalde çizgileri takip ederken virajın sola doğru, sağa doğru gittiğini düşünüp herhalde çizgileri takip ederken direkt tarlaya girdik. Arabanın motor kısmını falan vurduk. Zaten değişik bir olaydı. Ben gözümü açtığımda yani arabanın içindeydik. Arabaya niye tıktı? Arabadan tırmanarak falan çıktık. Yani bizim herhangi bir sağlığımızda falan herhangi bir problem yok. Üçümüz de iyiyiz. Yani emniyet kemerlerimiz takılıydı. Tarık arkada yatıyordu zaten yorgana sarılı bir şekilde. Yani sağlık durumumuz iyi olan araba yoldu. Bakalım arabanın da kaskosu var, neler olacak neler bitecek. Paylaşırız yani ekstra bir durum olursa. Bu şekilde bir de daha arabanın paylaşmadığım videoları vardı. İsterseniz o videoları da paylaşırım. İşte ses sistemi yapmıştık, detaylı temizlemesi falan yapmıştım. Eğer isterseniz onları da yoruma yazın isterseniz. Bu şekilde geçmiş olsun dilekleriniz için. Hepinize teşekkürler. Arayan, soran, sormayan herkese teşekkürler. Sağlığımızda herhangi bir problem yok. Çok şükürüz. Bu şekilde böyle değişik bir video oldu. Bu olayı da size anlatmak istedim. Çünkü insanlar çok merak ediyor bu olayı. Onun için paylaşmak istedim. Umarım bir daha böyle bir video paylaşmak zorunda kalmayayım. Herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın.